Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yunanistan'dan S-300'e karşı Patriot talebi. Değerli izleyenler, Yunan basınında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Atina'nın S-300 uçak savar füze sistemlerini Ukrayna'ya devretmesi için ABD'nin Girit'e Patriot hava savunma sistemlerini konuşlandırması gerektiğini söyledi. Panagiotopoulos, eğer Amerika Birleşik Devletleri Girit'e Patriot sistemini kurarsa, entegre edildikten sonra ulusal hava savunma sistemine bağlanırsa, o zaman S-300'ler kaldırılabilir, dedi Panagiotopoulos. Aynı prosedür, Ukrayna'ya göndermek isteyebilecekleri diğer Rus yapımı hava savunma sistemleri için de geçerli ifadelerini kullandı. Greek City Times'ta yer alan haberde, Yunan Bakanı'nın Patriot sistemlerini satın almaktan bahsetmediğini, bu sistemlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulması gerektiğine vurgu yaptığına dikkat çekti. Bu şekilde Patriot sisteminin Amerika Birleşik Devletleri kontrolü altında kalacağı da aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a aitse 300 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi için Atina yönetimine baskı yaptığı ortaya çıktı. Yunan yetkililer ise, Washington'ın bu baskısını yalanlamasa da sistemin kendilerinde kalacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda, Türk F-16 sınır radar kilidi atarak düşmanca tavır sergilenmesinin ardından yeniden gündeme gelense, 300 hakkında, Yunan muhalefetine yakın Efimerida Tonsin Takton gazetesinden çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya tahsis edilmesi yönünde baskı yaptığını öne süren gazete haberinde, sahip olduğumuz S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilip gönderilmemesi hususunda yoğun bir kulis yaşanıyor. Haberde, Ukrayna'daki savaşı fırsat olarak gören Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Atina'ya, Ukraynalıların S-300'leri nasıl kullanacaklarını bildiklerini gerekçe göstererek, bu silahların tedarik edilmesi için baskı yapıyor, denildi. Yunan yetkililer ise, Washington'dan geldiği ifade edilen bu baskıyı yalanlamasa da Türkiye'nin bir tehdit olduğuna ve Polonya'ya düşen S-300 füzesini işaret etti. Yetkililer, bazı nedenler dolayısıyla 300'leri veremeyiz, Türkiye tarafından her gün bir yeni tehdidin gündeme gelmesi, bunların en başında geliyor. Ayrıca, S-300'ün sebebiyet verdiği son problemden sonra Kiev S-300 meselesini askıya aldı, değerlendirmesinde bulundu.